Evet arkadaşlar merhaba. 13 Haziran 2022 Pazartesi günü yabancı yarışlarla tekrar beraberiz. Evet Pazartesi günü itibariyle herkese iyi haftalar diliyoruz. Bizimle beraber olan tüm üyelerimiz ve izleyenlerimize selam ediyoruz arkadaşlar. Hayırlı bir hafta olması dileklerimizle. Evet, bugün yani bu hafta ilginç bir hafta açıkça söylemek gerekirse. Çarşambadan itibaren yabancı yarışlar açısından konuşuyorum. Çarşamba günden itibaren Ascot'ta dünyanın en iyi safkanları yine toplanıyor. 5 günlük bir festival var Ascot'ta. Evet, aslında unuttuk yani. Biz de gidebilirdik oraya. Tabii ülke sevdası daha fazla bastırdı. Evet arkadaşlar, şimdi birinci koşuyla beraber 19.15'te 7'li plase başlıyor Nottingham'da. Maiden bir koşu bu. Dişi iki yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet, burada Nottingham'da ilk ayak, bu ayak koşuda bir numaralı Absolute Queen Safi Osborne'la Midland Park artık onu da aldı. Safi Osborne'u Midland Park'ın atlarına da binmeye başladı. Çok iyi bir performansı var Safiye Osborne'un. 4 numaralı Dreaming Princess, yani Apprentice bu, onu da söyleyeyim. 4 numaralı Dreaming Princess, Rosa Ryan'la öteki bir bayan jockey. Ve 5 numaralı Midnight Flame, Richard Kingscote. Bugün Richard Kingscote birçok koşuda çok şanslı. Onlardan bir tanesi de bu. Bu koşu. Dark Angel yavrusuna biniyor. Bu 3 atı tavsiyem 1, 4 ve 5 olarak kuponlarınızı yazmanız arkadaşlar. Evet, böylece 3 atla burayı geçmiş olacağız. 7'li plasenin ilk ayağıydı. Şimdi 6'lı gayem başlıyor ikinci koşuyla beraber. Ve 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çıkacaklar. Kısa mesafeli bir koşu. Güne banko ile başlıyoruz. İki adet de alternatif bankomuz var. Ama güne biz banko ile başlıyoruz arkadaşlar. Hani bunun başı da bir, sonu da bir. Sonuçta burada en çok güvendiğim safkan burada. 3 numaralı Gidva Andre Atzeni ile bu koşuyu kazanacak güce sahip. Her ne kadar böyle handikap puanında bir üstünlük göremeseniz bile gördüğümüz kadarıyla Andre Atzeni bu performansıyla 2022'nin son 4 performansıyla bu grubu rahat geçeceğini düşünüyoruz 2022'deki gösterdi. 1200 metre 61 kilo. Zaten hemen hemen hepsi 60 kilo. Yani kiloda da böyle bir sorun yok. Kilo farkı da yok. Çok güzel de bir orijin çıkmış böylece. Ve biz bugün bu birinci ayakta banko ile başlıyoruz. 3 numaralı Gidva banko arkadaşlar. Evet, rast gelsin diyelim. Üçüncü koşu saat 20.20'de Handicap 4 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Yine kısa metrajlı bir koşu. Ancak bu sefer çok rahat değiliz. Gördüğünüz gibi zaten handikap puanları hemen hemen hepsinin yakın birbirine. Çok büyük bir fark da yok. Biz böyle 3 ya da 4 atın beraber potaya gireceğini düşünüyoruz. Çok büyük böyle bir fark olacağını düşünmüyoruz 3-4 at içerisinde. Hemen bunları belirtelim. 3 numaralı Prince Poet, Richard Kingscote'la. Dediğimiz gibi Richard Kingscote bugün çok şanslı. Yani burada hani Türkçe'de bir kelime vardır ya, koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi diye. 9 numaralı Grandfather Tom, Luke Morris ile 2 numaralı Electric Love, Harry Turner, 6 numaralı Nibras Again, Paul Hagen, 5 numaralı Rhythm, Tom Eaves ve 4 numaralı Melody King, Jason Hart arkadaşlar. Bu Jason Hart da bugün bir yarış kazanabilir. Bu da iyi bir apprenti. Ara ara bu kazanıyor arkadaşlar. Bugün de kötü atları bilmiyor bu Jason Hart. 3, 9, 2, 6, 5 ve 4 numaralı safkanlar diyoruz. 5 de iyi bir safkan. Ritim burada. Bu Tom Eaves biniyor. Acclamation yavrusu. Ama çok zikzak yapıyorlar gördüğünüz gibi. Bu da sürprize gibi dursa da değil arkadaşlar. O kadar da sürpriz değil. Yani dediğim gibi buradaki bu ayakta, 3. koşuda, 2. ayakta hemen hemen tüm atların burada geliri var. Onu da söyleyeyim size. Dördüncü koşu şartlı 3 yukarı İngilizler 2050 metreye çıkacaklar. Uzun metrajlı bir koşu bu sefer. Bizi bekliyor. İlk alternatif bankomuz burada geliyor. Çok iyi koşacağına inandığımız 10 numaralı The Day Hero, Josephine Gordon'lu alternatif banko arkadaşlar. Evet, çok daha sert gruplarda koşmuş bir safkan.
burada kesinlikle ihmale gelmez. Yani alternatif banko belki biraz lüks gibi gelecek size şimdi. O zaman dediğim gibi diğer bir alternatif bankomuz daha var veya devamında tabii ki burada 5 numaralı produktif diyoruz Richard Kingscote'da yine 298 gün aradan sonra. Gelme ihtimali en düşük yeri burası Richard Kingscote'un ama mecburen yazıyoruz. Dediğimiz gibi koyun keçi olayı. 9 numaralı Angel's Tale, Duran Phantom'ın. 7 numaralı Stranger Things, Safi Osborn. Ve 1 numaralı Copake, Tom Ears. Evet, burada tabii varsa sizin adınızı da ilave edin. 10 numara alternatif banko 5971 dedik arkadaşlar. Bu şekilde bir beklentimiz var bu ayakta. 5. kuşu handikap 3 yaşlı İngilizler 2050 metreye çıkacaklar. Evet, burada günün hemen hemen en zor koşularından bir tanesi burası. Hatta en zor koşu 7 at yazacağız çünkü buraya. 11 numaralı Belisa De Vega, Rosa Ryan'la. 7 numaralı Miss Clementine, Richard Kingscote. 6 numaralı Moon Over the Sea, Jason Hart. İşte Jason Hart'ın mesela burada tamam Maiden bir sapkan ama bazen böyle bu Queen var ya, Jimmy Queen bunlar. Bunların atını bu Jason Hart getiriyor. 6. 10 numaralı Malcolm Beach. 3 numaralı Buzz Kinnett, Liam Canary. 4 numaralı Siansiana, Harry Russell. Evet, bunda kendi atları bakın. Çalışma falan bulmanız mümkün değil bunlar. Kendi atı. Ve yani 4 numara işte burada devreye girerse girer. Yani bu tip günleri çekiyorlar zaten. Bir Harry Russell her zaman bulabileceğiniz bir jokey de değil. Ortada gözüken. 1 numaralı Colt Wallop, Shane Crane. Evet, 60 handikap puanıyla en yükseklerden bir tanesi. Arkadaşlar 11, 7, 6, 10, 3, 4, 1 diyoruz. Dediğim gibi 4 numaralı Siansiana. Siansiana. Dikkat diyoruz arkadaşlar. Bu hata. 6. kuşudayız şimdi. Tabela ayağındayız. Tabela ayağında ikinci alternatif bankomuz bizi bekliyor. Lenny Split, Richard Kingscote'la. Burada kazanmaya çok yakın Richard Kingscote bu grubun içerisinde. Görüntü itibariyle onu gördük. 1 numaralı Pride of Harbridge, Ryan Cockley. 4 numaralı Elixsoft, Laura Coughlan. Ve 2 numaralı You Are Not Forgiven, Sen Affedilmedin atın ismi bu. Yani 511 gün aradan sonra burada bir şeyler yapar mı? Ancak sürprizde yapar. Yalnız aldık bunu. Enteresan bazı şeyi var. Bu orijini var arkadaşlar. Luke Morris'le. 3 defa koşmuş. Belli değil ne oldu. İyi bir dinlenmeden sonra belki de çıkıp burada bu Luke Morris boşuna binmiyordur diye düşünüyoruz. Burada Fransız, Avustralya, Amerikan kırmızısı bir safkan. İlginç. Evet, burası 6 alternatif bankomuz. Muhtemelen 6 gelecek zaten. Yani diğerleri belki hani siz ikili veya bahis yaparsanız onu düşünürsünüz de 1, 4 ve 2 diyoruz arkasından. 7. koşu handikap 4 yukarı İngilizler 2800 metreye çıkacaklar. 4 tane burada atımız var. Burada hemen hemen bütün atlarında burada yine gelirleri var. 4 numaralı George Bancroft, Liam Canary ile. 7 numaralı Alfin Stroll, Rosa Ryan. 2 numaralı Never Been to Paris, Safi Osborn. Ve 1 numaralı Alpha King Luke Morris'le arkadaşlar en yüksek handikap puanına sahip. Şimdi bu tabi çalışmalarını falan görsek hani 2862,5 kilo baktığınız zaman böyle yani kaldırır mı kaldırmaz mı, safkan güçlüyse kaldırır tabi. Kingman yavrusu bir de bu grubun en hemen hemen kaliteli safkanı. Ama alternatif banka veremiyoruz arkadaşlar. Yani ne olacağı belli değil. 4-7-2-1. Ama birçok kişi bu biri burada belki banko atacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, böylece Nottingham'la ilgili görüşlerimizin de sonuna geliyoruz. Linkfield Park'la ilgili videomuzu izleyebilirsiniz aynı zamanda ve tabii ki Philadelphia için
böyle çok da geniş olmayan bir şablon çıkarttık. Onun için de premium üyelik gerekiyor. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle herkese bol şans diliyoruz. Hoşça kalın.